Seni götürmek zorunda olduğumu biliyorsun. İlk önce beni öldürmek zorundasın. Evet, biliyorum. Öldür beni. Yapamam. Hadi yap. Nashville, Tennessee, 1920. Mississippi'de iki tane S var Amos. Sen kendi işine bak. Yardım etmeye çalışıyorum. Geç kaldın. Evet. Krem peyniri kadar güzel görünüyorsun Eleanor. Sen de çok şıksın Jesse. Görüşürüz. Uzun bir gece geçirdim. Çok uyudum. Çok yanlış. Hattie Randolph. O gerçek bir vahşi. Hattie Randolph mu? Jesse, sen bunu nasıl yapıyorsun ha? Biliyor musun? Bunu bazen ben de merak ediyorum. Biliyor musun? Bunu çok daha uzun süre merak edeceksin. Çünkü şef, o bugün gerçekten havasına seni bulduğunda... Vay canına. Elms. 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 Jesse. Kapıyı arkadan kapa. Lütfen. Otursana. Elbette. Neden buradasın? Beni sen çağırdın, hatırladın mı? Bunun için havamda değilim. Biraz geç kaldım. İş saat 7'de başlar. Saatin kaç olduğunu biliyor musun acaba? Anlıyorum efendim. Bu bir evet. İş oğlum. İyi yağlanmış bir makine. Çarktaki bir dişli çalışmazsa her şey çöker. Sana ne demeye çalıştığımı anlıyor musun? Ben bir dişliyim efendim, değil mi? Elimde fırsat varken seni uzun süre önce kovmalıydım. Sorun şu ki mükemmel iş çıkarıyorsun. Tabii buradayken. İkilemim de bu. Kötü bir adam olmadan senin nasıl yollarım ya da zayıf görünmeden kalmana nasıl izin verebilirim?
Bir daha sorayım efendim. Küçük bir evcil hayvan projem var. Daha çok bir tutku. Şefin işini ben aldığımda 5 yıl önce buna rastladım. İşte burada. Arizona 1892. Banka soygunu kötü gitti. 6 kişi öldü. Buna gün ortası katliam dediler. 23 Eylül 1892. 4 adımı kötü huylu kanun dışı Levi Hardin yönetiyordu. Ve genç ülke Arizona'daki küçük bir şehrin bankasına girdiler. Dumanlar ortadan kalktığında 6 kişi ölmüştü. İçlerinde 5 yaşında bir de kız vardı. O gün şehirden geçen bir gezici fotoğrafçı vardı. Frank Sheldon. Sheldon. Gazeti başlatan adam. Evet, doğru. Ve icat ettiği kamerayı test etmek için bir dizi çekim yapması gerekiyordu. Ve sonuçta banka soygunu canlı olarak film ettiler. Hayır baylar, hayır baylar, yerde kalın, yerde kalın. Ateş etmeyin, ateş etmeyin, yerde kalın. Yerde hayır, kalın, ateş hayır, etmeyin. İstediğin şey bu mu? Sakin olun. Ona zarar, onu öldüreceğim. Ona zarar verme dedim. Hayır. Bunu istemediğini hayır, biliyorum. Hayır. Hayır. Hayır! Bu ulusal bir olay oldu. Suçun vahşi doğası yüzünden olaya yüksek profilli bireyler karıştı. Bunlardan biri çok saygı gören Birleşik Devletler Şerifi Duke Donovan'dı. Bu o mu? Hı hı. Bazıları ona ring lideri derdi. Yani insanların güvenmesi gereken adam onlara ihanet etti. Orada son bulmadı. Donovan ve Hardin o gün kaçtılar ama birlik onları daha sonra yakaladı. Bu yaşıyor. Hardin Donovan'ı kandırdı ve parayı aldı, öyle mi? Tam tersine. Donovan'da sorun yoktu. Donovan onları durdurmaya çalıştığını söyledi ama Hardin bir kadın rehini kasabanın dışında tutuyordu. Donovan soygunda yardım etmese onu öldüreceğini söyledi dedi. Ve Donovan son saniyeye kadar onunla birlikte hareket etti. Gizemli kadından hiç iz yoktu. Ya Hardin? Donovan kendinden geçmeden önce onu başından vurduğunu iddia etti. Cesedi asla bulunamadı. Sonra ne oldu? Kanun hizmetinde 20. yılı mıydı bilmiyorum ya da Donovan'ın iddia ettiği gibi soygunda hiç ateş etmedi mi? Ama jürinin aklına şüphe girmişti. Bu bir idam cezasıydı. Onu Yuma Bölge Hapishanesi'nde ömür boyu hapse mahkum ettiler. Kaçmadan önce orada 6 hafta kaldı. 2 gün sonra genç bir şerif yardımcısı onu öldürdü. Büyük bir hikayeye benziyor. Evet öyle. Bu kadarını bulabilmek için çok taşı yerinden oynattım. Peki ne düşünüyorsun? Emin değilim ama fikrini söyleyerek bana yardım etmene izin vereceğim. Bu nasıl olacak? Gerçekte ne olduğunu bilen yaşayan son adamla bir röportaj yaparak. Onun adı Simeon Redfield. Bazı insanlar gerçek adının Tom Sullivan olduğunu düşünüyor. O gün Donovan'ı öldüren genç şerif yardımcısı. Sullivan, Donovan'ın cesedi şehre girdiğinde ortadan kayboldu ve ondan bir daha asla haber alınamadı. Bu adamla neden sen konuşmuyorsun? Evet, biz göz göze gelemeyiz diyelim ve öyle bırakalım. Yapamayacağım tek röportaj. Sana benimle konuşmak isteyeceğini düşündüren şey ne? Çünkü sende benden daha fazla motivasyon var. İşin tehlikede. Hikayeyi yap. Yoksa... Thank you.
Merhaba. Kimse yok mu? Merhaba Bay Redfield. Vay canına. Bu 45'lik uzun kolt. Birçok hayranı ona barış yapıcı der. Bay Redfield? Kimin sorduğuna bağlı. Ben Jesse Helms, The Gazette'den. Sizinle konuşabilmeyi umuyordum efendim. Şu ana kadar sizlere bir tüyo verdiğimi düşünüyordum. Aslında zorla girmek istemedim efendim. Kapıyı çaldım ve kendiliğinden açıldı. Biliyorsun, lanet kafanı uçurabilirdim. Ve bu benim hakkım olurdu. Ama hayatını kurtardığım için neden benimle bir içki içmiyorsun? Hayır, teşekkür ederim efendim. Şu an iş başındayım. Kimin işi? Benimki değil. O zaman küçük bir tane alayım efendim, olur mu? Neden biraz rahatlamıyorsun? Kendini rahat ettir. Teşekkür ederim efendim. Biliyor musunuz da... benim şefim konuşmayı pek sevmediğinizi söyledi. Şefin mi? Yani Morgan Hines mı? Sen Morgan Hines'ı fazla önemseme. Yaşlı bir palavracıdan başka bir şey değil o. İlgilendiği tek şey iyi bir skandaldır. Böylece çıkardığı o süprüntüden daha çok satabilir. Hines sizinle konuşmazsam işimden olacağımı söyledi. Üzgünüm, yapmak zorundayım. Evet, bu çok kötü. Ama yolun başındaki domuz çiftliği adam arıyor diye duydum. Efendim, biliyor musunuz? Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ben kendim çıkarım. Bu silah öldüğü gün Dük Donovan'dan miras aldım. Şerif Dük Donovan mı? Evet, o. Bu onun soygunda kullandığı silah mı? Hines seni bu yüzden mi buraya yolladı? Dük Donovan'dan konuşmak için mi? Evet efendim, öyle. Sanırım gerçeği arıyorsan... her şey Donovan'la başladı. 1892'de bazıları efsanevi Dük Donovan'ın karanlığa düşmeye başladığını söyledi. Hiç çocuğu olmadı. Daha sonra evlenmiş olduğu karısını ise delice sevdi. Ama birbirlerine olan tutkuları bundan öte bir şeydi. Onun aşkı sürekliydi. Seni çok özlemişim. Bütün zor anlarda karısı yanında oldu. Jüri karara vardı mı? Vardık Sayın Yargıç. Biz burada isimleri yazılı jüri üyeleri olarak Dük Donovan'ı bütün suçlardan suçlu bulduk. Bunu nasıl yaparsınız? Düzen! Bu olacak şey değil. Mahkemede düzen. Gerçekten ayıp. Böyle bir suçun cezası
ölene kadar boynundan asılmaktır. Ama yıllarca süren toplum hizmetiniz ve kusursuz hizmet siciliniz nedeniyle mahkeme cezada indirime gitmeye karar vermiştir. Bu yüzden Yuma Bölge Hapishanesi'nde yaşam boyu hapse mahkum edildiniz. Orada hayatınız boyunca ağır işlerde çalışacaksınız. Şartlı tahliye imkanınız yoktur. Mahkeme bitmiştir. Götürün onu. Dük 1893 baharında Yuma hapishanesine getirildi. Gelişi büyük bir dedikoduya neden oldu. Yuma'da hayranları kadar düşmanları da vardı. Onların yarısını oraya o koymuştu. O sessiz, tedbirli bir adamdı ve o gözler. Kimse o gözleri unutamaz. Herkes dikkat etsin. Müdür bloğa girdi. Hepinizi Yuma'ya geldiğiniz için şahsen karşılamak istedim. İnanıyorum ki burada kalışınızı zorlu ama adil bulacaksınız. Haftanın 6 günü çalışır ve pazarları dinleniriz. Bu Tanrı'nın isteğidir. Kim olduğunuz ya da ne yaptığınız umurumda değil. Ama burada benimsiniz. Bu harika bölgenin yönetimi bizden hapishanenin yeni bölümünün yapımında yardımcı olmamızı istedi. Günde 2 kez yemek alacaksınız. Ama onlar için çok fazla çalışmanız gerek. Ama sonunda önceki yaşamlarınızda başaramadığınız bir şeyi yapmış olacaksınız. Topluma olumlu bir katkıda bulunacaksınız. Kendimi adil bir adam olarak görüyorum. Bir ihtiyacınız olduğunda bürokrasiye gerek yok. Kapım her zaman açıktır. Kartlar açılsın. Tanrı yolunuzu açık etsin. Bayanlar, müdürü duydunuz. İş başına. Sen değil Donovan. Benimle gel. Hadi. Sen burada kalacaksın. Müdür Logan seni popülasyonun kalanından ayrı tutmanın iyi olacağını düşündü. Üstünü değiş. Gelip elbiselerini alacağız. Unutmayın bayanlar. Sıradayken konuşmak yok. Yemeğinizi pipetle yemek isterseniz o başka. Sakin durun. Sessiz olun. Kendinizi işe verin. Hey! Benimle mi konuşuyorsun? Evet. Oradaki baltanı çok sevdim dostum. Söylesene. Sen herkesin sözünü ettiği kanun köpeği değil misin? Evet. O benim. Çok doğru. Bu taşlar kendi başlarına kırılmazlar.
Donovan Yuma'daki bu yeni hayata alışmaya başladı. Gündüzleri çalışıyordu, geceleri diğer mahkumlardan ayrıydı. Birçokları orada olduğunu unutmaya başladı. Günler haftalara dönerken ilk ay geçti ve Donovan gayet iyi olacak gibi görünüyordu. Will Penny ve Cage Dalton gelinceye kadar. Dalton'ın kötülüğe eğilimi onu sürekli deliye yolluyordu. Hey, bayım, bunu ben yapmadım. Hey, doğruca deliye. Will Penny ise herkesin fark ettiğinden çok daha fazla Dük Donovan'ın kaderiyle ilgileniyordu. Çok doğru. Kazmaya devam et. Biraz ister misin? Dalga geçmek yok. Müdür kötü ruh halinde olursa mahkumları elleriyle kazdırdı, doğru mu? He? Ne yapıyorsun evlat? Hey. 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 Kendine gel lanet olası. Bir sürü suçlu. Evlat, evlat bana bak. Kane'in seni duymasını mı istiyorsun ha? Adi pislik. Bunun için üzgünüm evlat. Hayır, 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 hayır. Burada ne oluyor? Bilmiyorum. Sanırım onu akrep ısırdı. Doğru mu bu? Evet. Tıpkı dediği gibi. Pekala, pekala. Onu ayağa kaldırın. Onu ayağa kaldırıp vagona götürün. Bir bardak su verin. Bunlar biz bugün geriye götürecek. Müdür çok kızacak. Bir yudum su iç. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bay Denemen. Müdür blokta. Burada ne oldu? Onu akrep ısırdı efendim. Göster bana. Nedir o efendim? Bana ısırığı göster. Şey... Biliyorsunuz, bilmiyorum. Biliyorsunuz ben... Isırığı göster yoksa seni anında vururum. Tamam, pekala lütfen. Isırık falan yok. Beni ısıran olmadı efendim. Ben de öyle düşünmüştüm. Peki, tamam, tamam. Gerçeği söylemek insana iyi hissettiriyor, değil mi? Evet, öyle efendim. Yine de bu bir mazeret değil. Hayır, 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 lütfen, lütfen, lütfen. Onu deliye atın. Yalancılara hoşgörüm yoktur. Kalk ayağa, hadi. Bununla bir sorunun var mı? O daha bir çocuk. O çocuk El Paso'da bir çifti kasap bıçağıyla bir kulaktan diğerine kesti. Ama sen kadınları ve çocukları öldürmeyi iyi bilirsin. Öyle değil mi Şerif Salım'ın? Evet efendim. Onu da deliye atın.
Sempati gösteren bir tipin olduğu için orada arkadaşınla biraz zaman geçirebilirsin. Hadi gidelim Darmadım. Hadi. Hadi. Gelecek sefer içi boş olmayacak. Bunun için üzgünüm canım. Kilitleri kontrol ediyorum. Kapa çeneni. Kapa yoksa lanet dilini keseceğim. Biraz uyu. Each time your name falls across my lips, it's like a prayer inside. No chains or walls are strong enough to keep me from your side. Bir hafta daha var. Pislik. My faith remains till the end of time. I can't wait till then. No, I can't wait till then. The sun burns across the sky. Every day I die. One memory at a time. Bayanlar, kilitleniyor. Silence waves be down like water on a stone. Bay Donovan. Evet evlat. Şu genç ülkedeki şey aynen dedikleri gibi mi oldu? Biliyor musun, yasa için çalıştığım yıllarda bir tek şey öğrendim. Nedir o? Hiçbir şey dedikleri gibi olmamıştır. Evet. Sanırım öyle. Peki ya sen evlat? Sanırım senin öykünü de yanlış anladılar ha? Hayır efendim. O insanları cehennemden daha kötü öldürdüm. Ailem öldükten sonra devlet kız kardeşimi ve beni bir enstitüye koydu. Sonra bir gün bir çift geldi ve onlarla birlikte yaşayacağımızı söyledi. İlk başta güzeldi.
birkaç arkadaşım oldu. Ve başımın üstünde bir çatı vardı. Sonra bir gece karısı odama geldi. Hiçbir şey giymiyordu ve birine söylersem kız kardeşimi uzaklaştıracağını söyledi. Bir süre duruma uydum ve kız kardeşimi korumak için dediklerini yaptım. Sonra bir gün onunla kocasına yakalandım. Bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. O sadece küçük bir kızdı, biliyor musun? Masum küçük bir kızdı. Masumdu. Lanet bu olsun. Korkunç bir şey evlat. Gerçekten çok korkunç. Gerçekten dokunaklı bir hikaye değil mi? Peki ya sen Dalton? Senin hikayen nedir? Benim mi? Ben trenlere atlar, soygun yapar ve kumar oynardım. Yalan, ihanet, hayatım çalarak geçti. Tementina'daydım, New Mexico'da. Birkaç hafta önce hapisteydim. Mahkeme tarihimi bekliyordum. Ve benimle hücrede olan bir adam vardı. Adı Duke. Su katılmadık bir pislikti. Vurulduğu için suratının sol tarafında kötü bir yara izi vardı. Adı neydi? Acelemiz yok değil mi? Adı neydi? Acelemiz yok dedim ya. Nerede kalmıştım? Ha evet. Bu adam başına aldığı merminin onu neredeyse öldüreceğini söyledi. Bir banka soygunu kötü gitmişti. Bir kanun adamını onunla çalışması için ikna etmişti. Kanun adamı onunla çalışmazsa rehine tuttuğu kadını öldürecekti. Yardıma ihtiyacım var Duke. Silahını indir yoksa hemen onun kafasını patlatırım. Beni öldürecek. Silahını indir, yardıma ihtiyacım var. Güzel. Lütfen. Konuşmaya devam et. Evet. Soygunu yaptılar ve saklanma yerine gittiler. Ve bu kanun adamının lehine yüzünden kolay lokma olduğunu düşündüler. Ama yanılıyorlardı. Hadi gidelim. Komik olan şuydu. Görünüşe göre bu kanun adamının yardım etmeye çalıştığı kadın aslında ona ihanet etmişti. O sahte biriydi. Levi Hardy'nin sevgilisi. İyileşene kadar ona baktı. Her zaman yanındaydı. Ona ne oldu? Nerede o? İşte bu en iyi tarafı. Bak Hardin ülkenin bir bölümünde sığır çalarken yakalandı. Bu idam cezası demektir. Alleluya, 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 alleluya. Şerif. Eli Perry Hardin, jüri tarafından ölene kadar asılmaya mahkum edildi. Son bir sözün var mı? Evet. Kışımı öpebilirsiniz. Aman tanrım. Lanet olsun. Çabuk açın. Yürü. Dikkat edin. Kaçın hemen.
Devam et. Bu çok komik değil mi? Masum kadınları ve çocukları öldüren bir adamın müebbet hapis yatması ve inek çalan bir adamın bu tamamen başka bir şey değil mi? Gardiyan! Gardiyan! Müdüre söyle, onu görmeye hazırım. Evet, mahkum Donovan. Bu çok güzel bir sürpriz. Bizi yalnız bırakın. Seni övmek zorundayım. Sen ve arkadaşın uzun süre dayandınız. Sadece uzun da değil ama onların başka bir seçenekleri de yoktu. Buraya sana Levi Hardin'in hala yaşadığını söylemeye geldim. Ve sanırım nereye doğru gittiğini de biliyorum. Anlamadım. Bana bunu söylemeye mi geldin? Ne dediğimi duydun mu? Hardin hala yaşıyor. Ve sanırım karım tehlikede. Bu kötü bir durum. Bugünkü toplantımızda ne ilgisi olduğunu göremiyorum. Beni dinle pislik herif. Hakkımda ne düşündüğün umurumda değil. Karım tehlikede. Hardin beni bulmak istiyor ve bunu nasıl yapacağını biliyor. Şimdi bir şey yapmalısın. Sana ellerini yakamdan çekmeni öneririm. Tek bir bağırmamla değerli karın için endişelenmen gerekmez. Çünkü ölmüş olursun. Pekala. Gardiyan! Götürün onu. Deliği mi? Hayır, onu herkesin arasına koyun. Eminim onun için bir yer açarlar. Hakkımda ne düşündüğün umurumda değil. Masum bir kadın tehlikede. Ona yardım etmek senin görevin. Bu senin görevin. Tanığım var. Dalton'a sor. Dalton'a sor. Onu çarmıha girecekler efendim. Yap. Say, Mississippi'nin bu yakasının en iyi pirzolasını yapıyorsun. Bak Sullivan, anladığım kadarıyla burada doğruyu yanlışı bilen tek kişi sensin. Bana yardım etmeyeceksen karıma et. Onu çözün. Orada tamamen yalnız Sullivan. Ona yardım etmelisin. Bir şey yapmalısın. Yapabileceğim bir şey yok. Lanet olsun. Ne yapmam gerekiyor ha? Hadi git. Git! 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 Lütfen. Lanet olsun. Bay Donovan, sizin için burada iyi bir yer açtım. Dışarı çıktığımda yapacağım ilk şey bunun ticaretini yapmak olacak. Hey Donovan. Biraz ister misin? Neler oluyor? Buradan gitmen gerek evlat. Ne olursa olsun kaçmalısın. Hayır efendim. Burada sizinle kalmalıyım. Hadi git. Hadi git. Ne yapacaksın? Emin değilim. Beni hatırladın mı? Oh evet, seni hatırladım. Jarvis değil mi? Sen ve tecavüzcü kardeşim.
Sen öldürdüğün için ölülere hakaret etmek uygun değildir. Evlat, bana bir söz vermeni istiyorum. Evet efendim. Bana ne olursa olsun sıkı dur. Yaşlılarla birlikte ol. Nasıl hayatta kalacağını bilirler. Evet. Beni duyuyor musun? Ama sen iyi olacak mısın? Sadece bana söz ver. Evet efendim. Hadi. Bırak dövüşsünler. Hadi baylarımın. Hadi baylarımın. Hadi pislik herif, hadi gel bakalım. Evlat, sakin ol. Hadi. Benimle birlikte kal. Tamam evlat. Onu düzgün bir şekilde gömün. Bayanlar, kilitleniyor. İyi geceler. Kilitleri kontrol ediyorum. Dönemin. Sen buraya ait değilsin. Benimle bir saat içinde yeni bahçede buluş. Yakalanırsan tek başınasın. Kilitleri kontrol ediyorum. Hey. Hadi. Yere eğil. Pekala, şimdi bak. Bu tünel senin mezarlığını altına götürür. Duvarın altından, müdürün ahırlarından çıkarsın. Orada seni bekleyen bir çift dizgin var. Müdür bir isyan olursa diye bu tüneli kazdırdı. Peki ya sen? Hayır. Benim kaçma günlerim arkada kaldı. Sen devam et. Kadınını kurtar, tamam mı? Anlıyor musun? Hey Donovan, bak. Çocuk için gerçekten üzgünüm. Hadi git bakalım. Bir an önce git, çünkü gardiyanlar yakında yeni tura çıkacaklar. Cyrus, bu yüzden asılabilirsin. Hayır, sen beni merak etme. Ben iyi olacağım. Hadi. Thank you.
Kaçma günlerinin sona erdiğini sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Well, I was shaken from my sleep as they dragged me to my feet. I was mistaken by the long arm of the law. And the lesson I have learned is the innocent get burned, and the guilty set you up to take the fall. Rahatsız ettiğim için üzgünüm bayan. Yaralı bir adam var. Kuyunuzu kullanabilir miyim? Lütfen. Onu içeri getirin. Biliyor musun? Atları sulasak çok iyi olacak. Bunun için zaman yok. Eğer onları sulamazsak yürümemiz gerekecek. Pekala. O kimdi? Donovan. Ve Sayda. Say mı? Lanet olası zenci. Onları geri getirin. Ölü olarak. Onu yatağa yatırın. Bana birkaç havlu getirin. Evet. Orası gerçekten güzel bir yer. Haklısın. Teşekkür ederim. Daha ileri olmaz dostum. Sana bir şey söyleyeyim Cyrus. Bir aşçı gibi ata binmiyorsun. Çünkü aşçı değilim. Müdür yemeklerini çok seviyordu. Evet. Özel sosum yüzünden. Özel sos ha? Bilmek istemezsin. Peki ne oldu? Ne oldu? Seni o fare deliği hapse tıktıran şey ne? Ben 9.'daydım. Yani bir bufalo askeriydin. Evet doğru. Albay Hatch'ti değil mi? Evet efendim.
Bizim bir çavuşumuz vardı. Beni Kansas City'ye kadar götürmek istedi. Bir köpek hırsızını yakalamamı istedi. Seni o aşçı yaptı değil mi? Evet. Aşçı olmayı sevmiyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Gerçekten, gerçekten lanet bir aşçı gibi mi görünüyorum acaba? Aşçı. Nasıl görünüyor? Midesinde bir mermi var. Vuruldu. Ne kadar zaman önce vuruldu? Birkaç gün önce. Bu nerede oldu? New Mexico'da, sınırın öte yakasında. Sen çok soru soruyorsun. Niyetim o değil. Kocam da bir şerifti. Donovan. Onu tanır mısın? Onun şehre gitmesi gerekiyor. Aletleri alayım. Evet, onu tanırım. Onu çok iyi tanırım. Doğru gitmiyor. Ne demek istiyorsun? Atlar nerede? Geri dönmüş olabilirler. Mary. Hayır. Hayır. Mary konuş benimle. Konuş. Madeline konuş benimle lütfen. Lütfen konuş benimle. Olamaz. Olamaz. Cyrus, atları getir. Kasabaya gitmeliyiz. O yaralı. Onu kötü yaralamışlar. Sakın ölme. Sakın ölme. Beni duyuyor musun? Sakın ölme. Ölme. Lütfen ölme. Atları getir. Donovan. Donovan, o öldü. Çok üzgünüm ama o öldü. Bir içki daha? Hayır. İştahım kaçtı birden. Gerçeği istedin değil mi? Sana istediğin şeyi verdim. Evet, istedim değil mi? Evet, öyle istedin. Gelip buralarda dolaşmanı ben istemedim. Bana bunu neden söylüyorsun? Neden gitmeme izin vermiyorsun? Belki şefinle başın derde girdiği için senin için üzülmüşümdür. Ya da belki senin yaşında olan kendimi hatırlatmışsındır bana. Bilmiyorum. Bildim. Buraya benimle konuşmak için gelmedin. Buraya Donovan hakkında konuşmaya geldin. Pekala. O zaman bir bakalım. Nerede kalmıştım? Aa, evet. Hardin ve adamları batıya doğru devam ettiler.
Onlar için birkaç saat önce olan olaylar böbürlenilip eğlenecek bir şeyden başka bir şey değildi. Seni seviyorum ama seni gerçekten buldum. Ah, benim sevgilim Madeline. Hadi Charlie, bununla eğlen biraz. Hebab, pek iyi olmadığını biliyorum. Ama bizi yavaşlatıyorsun. İyi misin? Buraya gelmişler. Nal izleri su çukuruna gidiyor. Tamam o zaman. Gece için burada kamp kuralım. Biliyor musun, çok üzgünüm Donovan. Böyle bir şey için söyleyecek sözüm yok. Bu senin savaşın değil Cyrus. Evet tabii. Bak Donovan, hep başkalarının savaşlarında savaştım. Bunun da bir farkı yok. Ama bazen insanın savaşması gereken savaşlar var. Bana planın ne olduğunu söyler misin? Onu izleyeceğim. Mecbur kalırsam cehennemin kapılarına kadar. Pekala. They're headed where I expect they're headed. Where's that? Backside of the Whetstones, Donovan Ranch. How far? Oh, I don't know. Another day. Most of it, at least. Damn. Sence o mu yaptı? Neyi? O bankayı soyup o insanları öldürmeyi. Evet, tabii ki o yaptı. Bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bilsen iyi olur. Senin için yaptı değil mi? Benim için çok şey yaptı.
the dark canyon. Artık bunun ona bir yararı yok. Bir zararının olduğunu da sanmıyorum. Hazır mısın? Hadi git, ben seni yakalarım. Pekala. Sun will never shine. If you will be my light, if you will be my light. And hard as I try, there's just no place to hide until this journey ends and there's no tears left to cry. And I'll keep you with me, safe in my memory, and I will see the side of the ride. And I am bound to find the man that I used to be back then. And before we meet again, and before we meet again, when I put this anger down 6 feet in the ground, I will never kill again. I will never kill again. And hard as I try, there's just no place to hide until this journey ends and there's no tears left to cry. And I'll keep you with me, safe in my memory, and I will see you on the other side of the ride. Dur. Dizginleri al. Bu da ne böyle? Ada çayı. Bir kızılderili işareti. Kızılderili işareti mi? Sen neden söz ediyorsun? Say onunla olmalı. Hadi ahıra gidelim ve tahıl bulabilir miyiz? Bir bakalım. Ardının peşindelerse Rio Verde'si olmalılar. Kızılderili işaretiymiş, boş versene. Hey, hey! Biraz olsun saygı göster. Kim olduğun umurumda değil. Seni bir daha böyle bir şey yaparken yakalarsam Tanrı yardım etsin. Buradan ayrılınca seni gömerim. Bu ikiniz için de geçerli. Pislik. Evet, sence kaçışımızın haberi etrafa yayılmış mıdır? Tren yolu yok. Herhalde telgraf da yoktur. O zaman bir sorun olabilir. Evet, tabii Hurley hala burada şerif olmadığı sürece. Seni tanıyor mu? Eski bir tanıdıktır. Lanet olsun Donovan. Bu ülkede herkes seni tanıyor. Hadi gidelim. Yeah. Hadi. Ha. Oh. Son, who do you think you are? Maybe. Sitting at this table playing the devil's card. Early in the morning, ain't it, boys? Oh, boy, ain't it, boys?
Pek fazla görmüyoruz. Pek fazla görmüyoruz. Ne? Yabancı. Buralarda görmüyoruz. Peki ne olacak? İçki. İki bardak. Şişeyi de bırak. Neye bakıyorsun sen? Sana neye bakıyorsun dedim. Sana soruyorum. Hiç kahven var mı? Kahve mi? Ah, evet. Elbette. Tabii ki, tabii ki. Hemen döneceğim. Bu iyi bir fikir. Seni tanıyorum. Beni duyduğunu biliyorum. Sen neye bakıyorsun? Ve sen de neye bakıyorsunuz? Ne kadar güzel bir bandanan varmış seninle. Aa, hoşuna mı gitti? Teşekkür ederim. Seni tanıyorum, öyle değil mi? Belki. Buralara daha önce geldin mi? Hayır. Ben seni aradım. Bana çale derler. Bu iyi bir isimmiş. Sen dostumsun. Öyle değil mi? Ama bana bir şey söylemelisin. Dostum. Neden buraya insanlara dik dik bakan kölenle birlikte geldin ki? Bu kabalık. Bu kabalık, öyle değil mi? Hayır, o kaba değildir. Sadece pislikleri sevmez, o kadar. Hayır, değil mi? Senden hiç hoşlanmadım. Hadi kadın, gidelim. O ata ihtiyacım olacak dostum. Kim olduğunu biliyorum. Burada mıydı? Burada mıydı? Kim?
Bana neye benzediğini söyle. Bana neye benzediğini söyle. Sert görünüşlü bir adamdı. Yüzünde kötü bir yara izi vardı. Sorun çıkarmak istemedik. Sadece yaşamaya çalışıyoruz. Sorun çıkarmak istemedin. Sorun çıkarmak istemedin mi? Beni öldüreceksen ateş etmeye başla. Sakin ol Dük. Konuşmamız gerekiyor. Zaman yok. Bu tarafa doğru gittiler. Tek bir atın üstünde diyebilirim. Güzel. O zaman onları yakalayabiliriz. Seni aramaya gelirlerse yalan söyleyemem. Senden bunu beklemem. Hadi gidelim. Merhaba. Ben şerif yardımcısı Tom Sullivan. Duman. Şerif Early. Sizin için ne yapabilirim? Biz iki adamı arıyoruz. Biri zenci. Dük Donovan. Diğerinin adı Cyrus Parker ve bir Buffalo askeri. Yuma'dan kaçtılar. Evet, birkaç saat önce kasabadan geçtiler. İki adamı öldürdüler. Hiç şaşırmadım. Ben de. O adamların öldürülmesi gerekiyordu. Levi Hardin'in çetesindelerdi. Hardin'in adamlarının Donovan'ın karısını öldürdüğünü duyduk. Evet, öyle oldu. Hadi pislik. Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Tahminim sınıra doğru. Sınır mı? Evet. Onun izi üzerindeler. Kimin? Hardin'in. Tamam o zaman. Gidelim. İçki için teşekkür ederim. Freedom is your prison when you're cursed to keep on running. Hard to tell the difference from the hunter and the hunted. Looking for redemption down the barrel of a gun. Your finger on the trigger. Your back against the sun, going down, going down, going down to a place where no mercy can be found, and you pay for what you've done with your soul. Going down where the darkest of the angels surf around. He's just waiting 'cause he knows, yes he knows, it's going down. Hadi Walker, gidelim. Oh, sakin ol.
yakın zamanda ölmüş. Öyle mi? Lanet olsun. Hadi, hadi kalk sen, hadi. Lanet olsun. Çok mu kötü? Kemiğe gelmedi ama iyi atıştı. Orada neler oluyor? Oo. Müdürün yardımcılarından içi. Hardin için kolay av olacaklar. Foster, şuna bir bak. Ne yapıyorsun? Masum insanların ölmesine izin veremem. Beni öldürmeye çalışsalar bile. Sence bizi öktüler mi? Dinle. Nedir o? Çok sessiz. Salımı yere at. Lanet olsun. Aslanım. Bir şey yap. Bir şey yap. Tanrım. Adi pislik. Bir lanet şey yap. Lanet olsun. Aşağılık herif. Hey. Hey, o zaten öldü. Onlar çoktan öldüler, tamam mı? Onu vurdum. Cyrus'a geri dönmeliyiz. Hazır mısın? Gidelim. Lanet olsun bacağım. Nasıl gidiyor Say? Sence nasıl gidiyor'a benziyor. Danımın, kendini vurdurtmaya mı çalışıyorsun? Evet. Öyle görünüyor. Hadi. Burada ölüler var. Sullivan, daha yükseğe çıkmalıyız. Şimdi anlamlı konuştun. Say, o tüfeğe ihtiyacım olacak. Evet. Sinyal verdiğimde sen ne varsa at, tamam mı? Pekala. Pekala Tom. Söylediğimde koşacaksın. Hadi gidelim. Ya lanet olsun. Lanet olsun. Hadi Walker, gidelim. Lanet olsun. Ne kadar mermin kaldı? 4. Belki 5.
Sanırım sonunda başladığımız işi bitireceğiz. Başladığın işi bitir. Önemi yok. Anladığım kadarıyla ikimiz de kaybettik. Sen paramı aldın, ben de hayatını aldım. Bu işi Tanrı'nın çözmesine bırakacağım. Lanet olsun sana! Hepsi bu mu? Yapabileceğin en iyisi bu. Büyüklük Donovan. Öyle mi? Büyüklük. Dük Donovan. Öyle mi? Kalk hadi. Kalk Dük. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Lanet olsun. Lanet olsun. Dük. Dük. Senin gibi çığlık attı biliyor musun? Onu kurtarman için. Çok canlıydı. Küçük bir balık gibi çırpınıyordu. Tamamen ıslak ve sümük gibiydi. Üzerinden geçtim. Evet. Evet. Biliyorsun, seni teslim etmem gerek. İlk önce beni öldürmen gerek. Evet, biliyorum. Başka bir seçeneğim yok. Hepimizin seçenekleri vardır. Ben uzun zaman önce kendi seçimimi yaptım. Hadi yap. Yap. Yapamam. Öldür. Yapamam. Lanet olsun. İşte oldukça iyisin Say. Neyden ama? O hapisten kaçmama neden yardım ettiğimi hep merak etmiştin. Çünkü bana eskiden nasıl olduğumu hatırlattın. Ve hep seni seyrettim. Al. Bu yolculuklarını sana eşlik etme. Bu lanet şeyi çalmayı da öğrenebilirsin. Teşekkür ederim. Donovan Sullivan'a nereye gittiğini asla söylemedi. İkisi de böyle olmasını istediler. Böylece diğerini riske atmayacaklardı. Cyrus doğuya at sürdü, bazıları Louisiana diyor. Dedikoduya göre kuru mallar satarak zengin olmuş.
Sullivan yumaya bir cesetle geri döndü. Elbette öyle bozulmuştu ki kimse kim olduğunu söyleyemezdi. Ve müdür de Sullivan'ın bu Donovan'dı sözünü kabul etmek zorunda kaldı. O gün Sullivan yumayı sonsuza dek terk etti. Peki ya Kane? İsmini Duncan olarak değiştirdi. Bir ay sonra Wickenburg şerifi oldu. Bugüne kadar orada yaşadı. Yani Sullivan herkesin sandığı gibi ortadan kaybolmadı. Sadece ismini değiştirdi ha? Şimdi anlamaya başladın. Bekle, eğer sen Sullivan değilsen ve o gün sadece 3 kişi hayatta kaldığına göre o zaman sen... Bu seni şey yapıyor... 82 yaşında. O silahı Duke Donovan'ın öldüğü gün aldığını söylemiştin değil mi? Söyledim. Bu silahı Duke Donovan, Seymour Redfield olduğu gün ondan miras aldım. Artık onun ihtiyacı yoktu. O ölü bir adamdı. Cinayette sayı sınırlaması yasası yok, değil mi? Hayır evlat, korkarım yok. Bir sorum daha olacak. Nedir o? Soygun. İçine zorla mı çekildin, yoksa arkasında mıydın? Sence hangisi? Şimdi bir içki daha istiyorum. Bir soru daha sorabilir miyim? Bana neden her şeyi anlattın? Kum saatimin içindeki kumun gittikçe azaldığını gördüm ve birinin gerçekte olanları bilmesi gerekiyordu. Bunu ben ölene kadar şapkanın altında tut, olur mu? Teşekkür ederim. Faith crumbles to dust.
You search your heart for someone to trust. Sometimes it's you've always been chasing.